sert çaba altı. Gelle Türkiye'yi, dayıkno, evane meyyeca, gelle İstanbul'u, ser nave navendi ve gıştara sıra hürmeti hu peşeştikim. Çok değerli arkadaşlar, değerli halkımız, barış anneleri, kadın arkadaşlar, İstanbul'un renklerini oluşturan her milliyetten, her kimlikten, her inançtan kıymetli yoldaşlar, bugün bir arada bulunmaktan büyük gurur ve mutluluk duyduk. İstanbul'un bütün renkleri burada. O bütün renklere partim adına selam ve saygılarımı gönderiyorum. Aslında DEM Partisi ve geleneğinden gelen bütün partiler biraz İstanbul'a benziyor. Partimizde hep beraber takip ettiğiniz gibi Türkiye'deki asimile edilmemiş, az da olsa kalmış bütün halkları, inançları, bütün sınıfları bünyesinde barındırıyor. Süryanisinden Ermenisine, Arabından Lazına, Terekemesine, Kürdünden Alevisine, Sünnüsüne, kadınından gencine kadar aslında olması gereken bütün renkler DEM Parti'dedir. DEM Parti İstanbul'dur biraz. İstanbul DEM Parti'dir. Dolayısıyla İstanbul'u çok önemsiyoruz. En güçlü adaylarımızla birlikte bu yerel seçimleri karşılamak için ortaya çıktık. Meral Başkanı hepiniz tanırsınız. Yani yaşamını insan hakları mücadelesine adanmış. Yine Kürt meselesinin demokratik çözümü için gitmediği cezaevi, görmediği ezilen, tutsak, hasta, mağdur olan bütün işte halkımızla, halklarımızla birlikte hep dayanışma içerisinde oldu. Yıllarını bu mücadele içerisine verdi. Biraz Edip Solmaz'ın aslında bir ardılıdır, devamcısıdır. Eminim ki Edip Solmaz'ın Batman'da yaratmış olduğu rüzgarı kısa bir sürede olsa belediyecilik anlayışını İstanbul'da siz değerli halklarımıza yaşatacaktır. Yine Murat Çepni arkadaşımızı da tanırsınız. Karadeniz kuşağıdır. Aslında terzi fikirlerin geleneğinden geliyor. Biz aslında İstanbul'a terzi fikriyle Edip Solmaz'ın belediyecilik anlayışıyla geldik. Yani o unutulmaz, biri katledildi, biri de işkencede, yoğun işkence gördüğü için cezaevinde yaşamını yitirdi. O bitmez, o tükenmez, o her ağzımızı açtığımızda Fatsa, Batman örneklerini verdiğimiz her iki arkadaşın ve onların devamı olan bütün siyasi partilerimizin yerel yönetim anlayışını burada uygulamak için arkadaşlarımızla birlikte yola çıktık. Şimdi tabii yola çıkarken dayanışma çok önemlidir. Bizim geleneğimiz dayanışarak, yardımlaşarak, paylaşarak bu günlere geldi. Biz geçmişten de İstanbul'u çok iyi biliyoruz. İstanbul her dönem emekçisiyle, yoksuluyla, çalışanıyla bizimle dayanışma içerisinde oldu. Bizim bir merkezimiz oldu. Çünkü biz emekçiyiz. Biz İstanbul'da yaşayan işsizleriz, kadınlarız. Umudu henüz tükenmemiş vicdan sahibi İstanbul'un halklarını temsil ediyoruz. Sizin dayanışmanızı önemsiyoruz. Bugün bu akşamda bizimle birlikte olmanız bize büyük bir güç verdi, cesaret verdi. Bu kadar güzel bir tabloyu gördükten sonra işte alanlara çıkıyoruz. Alanlarda sizin bu gücünüzle birlikte ayakta duruyoruz, direniyoruz. Karşımızda zalim bir sistem var. Vicdansız mı vicdansız? Empatiden yoksun, acımasız. Mesele Kürt olunca, devrimciler olunca, demokratlar olunca ne kanun tanıyan, ne yasa
tanıyan, var olanı bile dikkate almayan bir anlayışla mücadele ediyoruz. Bu anlayışla mücadele ederken işte bu dayanışma bizi ayakta tutuyor. Emin olun dünyanın hiçbir yerinde böylesine baskı altında bu kadar uzun süre mücadele eden başka bir parti yok. Bizi ayakta tutan işte bu tablodur, bu salondur, bu dayanışmadır. Onun için bin defa selamlar size, bin defa teşekkürlerimi iletiyorum. Var olun, sağ olun, her bir şey. Şimdi tabii İstanbul sorunları çok. Burada 5-10 dakikada hepsini anlatacak durumda değilim. Ama tablo iyi değil. 25 yıl birileri yönetti. Son 5 yıldır da başka bir partinin belediyeleri yönetimde. Emin olun her birliğiyle 25 yılla 5 yıl İstanbul'u içinden çıkılmaz bir hale getirdi. Ulaşım desen işte büyük bir problem. İstanbul'da gerçekten ekonomik olarak yaşamak büyük bir zorunluluk. İşsizlik had safhada. İşte her gün kadınlar katlediliyor. Uyuşturucu batağında bir kent. Aslında devletin turizm, ekonomik başkenti olması gerekirken İstanbul kriminal işlerle, çetelerle, mafyalarla, uyuşturucuyla, işte tıkanan trafiğiyle, işsizliğiyle umudunu yitirmiş gençlerle maalesef anılıyor. İşte tam da bizler arkadaşlarımızla birlikte bu sorunları çözmeye adayız. Şimdi niye çıktınız diyorlar, niye aday oldunuz diyorlar. Ben geçen Hakkari'de de söyledim. Yani İstanbul'un üçüncü büyük partisiyiz biz. İstanbul'da onlarca parti aday çıkarıyor ve geçmişte birbirlerinin ortakları olmalarına rağmen kimse onlara niye seçime girdiniz sorusunu sormuyor. Söz konusu Kürtler olunca niye seçime girdiniz? Acaba kapalı kapılar ardında bir şey mi var? Bir anlaşma mı var? Birileriyle mi görüşüyorsunuz? Şimdi hem iktidar cephesi bunu söylüyor, hem muhalefet cephesi bunu söylüyor. Ama anlamadıkları, bilmedikleri bir şey var ha. Bizi yanlarındaki 3-5 vekilliğe fit ettikleri, 3-5 belediye vererek yancı olarak tuttukları siyasi partilerle karıştırmasınlar ha. Biz Şeyh Said'iz. Biz Seyit Rıza'yız. Biz Mahir'iz, biz Deniz'iz, biz İbo'yuz, biz Mazlum'uz, biz Sakine'yiz. Biz cezaevinde direnen Selahattin'leriz, Gülten'leriz, Figen'leriz, Leyla'larız, Sabahat'larız. Biz Tayyip Erdoğan'ın direnişiyiz. Biz başını eğmeyen bir geleneğin devamcılarıyız, ardıllarıyız. Tabii ki aday çıkaracağız. Tabii ki iddiamız var. Şimdi sizlere soruyorum, lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Bütün siyasi partilerin adaylarının tamamını bir anda gözünüzün önünden geçirin. Allah aşkına, Meral'ın geçmişi hangi adayda var? Birikimi hangi adayda var? Murat Çepmi'nin direnişi, devrimciliği hangi adayda var? Direnişse direniş, birikimse birikim, yetenekse yetenek, nitelikse nitelik, geçmişse geçmiş, deneyimse deneyim. Neyimiz eksik bizim? Evet, haklılar, rantçı değiliz. Belediye olanaklarını kendi bireysel, partisel, çevresel, çevremiz için kullanmıyoruz. Bu eksiklik de başımızın üstüne, ebedi de bu eksiklik bizde olacak. Asla ve asla rantçı olmayacağız, yolsuzluk yapmayacağız, usulsüzlük yapmayacağız. Ama bir de diğer meziyetlerimize baksın, İstanbul'un emekçileri karar versin. Varlar mı? Hadi basın karşısında söylüyorum, buyursunlar. İstanbul'da iddiası olduğunu söyleyen, 25 yıl yöneten, son 5 yıl yönetenler ve yönetme iddiası olanlarla adaylarımızı toplum karşısına çıkaralım, konuşsunlar, tartışsınlar. Projelerini ortaya çıkarsınlar. Kim yeterli, kim yetenekli, kim yapar, kim iyidir sorusunun cevabını halklarımız versin. Tek taraflı, birisi işte saray medyasını kullanıyor. Dünya kadar reklam,
dünya kadar harcama, bir diğeri İstanbul Belediyesi'nin olanaklarını kullanıyor. İşte dayanışma niye önemlidir? Biz de sizinle varız ha. Bizim billboardlarımız, bizim televizyonumuz, bizim basınımız, bizim yayınımız, bizim gazetemiz sizlersiniz. Onların içinde duygu yok, onların içinde can yok. Bizimki canlı, duygulu, insan ve yürekli bir bileşenden oluşuyor. Değerli arkadaşlar, evet İstanbul önemlidir. 90'larda köylerimiz yakıldı. Dinimizi, kültürümüzü sahiplendiğimiz için sürgün edilmek zorunda kaldık. Geldik 90'larda İstanbul'a sığındık. Var olsun İstanbul. Bütün halklara kapısını açtığı gibi biz Kürtlere de açtı. Biz İstanbul'a minnettarız. Çünkü İstanbul bak bizi bugün bir araya getiren çok önemli bir merkezdir. Şimdi burada yaşıyoruz, vergi veriyoruz, üretiyoruz. İnanın her üretilen şeyde bir Kürt'ün alın teri var. Bir emekçinin alın teri var. Ama İstanbul'a adayız dediğimiz zaman işte herkes bir başka bir şey söylüyor. Ya üreten bizsek, en büyük Kürt kenti İstanbul'sa, en büyük emekçi kenti İstanbul'sa ve biz Kürtlerin, emekçilerin sorunlarını çözmek için uğraşan bir siyasi partiysek niye biz yönetmeyelim? Niye biz yönetemeyelim? Bakın 25 yıllık bir belediyecilik pratiğimiz var. Belki siz de izlediniz. 25 yıl. 25 yılda Allah aşkına hiç kimse söyleyebilir mi? Bir tane geleneğinden geldiğimiz belediyemiz yolsuzlukla, hırsızlıkla anıldı. Yargılandı, ceza aldı. Kimse söyleyebilir mi? Söyleyemezler. Değil mi? Peki bizim belediyelerimizde ne vardı? Bizim belediyelerimizde bak kadın arkadaşların örgütlenerek kurdukları, ürettikleri kooperatifler vardı. Gençlerin umudunu yeşerten kültür merkezlerimiz vardı. Eğitim destek evlerimiz vardı. Bizim belediyelerimizde aç kimse yoktu, açıkta kimse yoktu. Bizim belediyelerimizde evine mama götürmeyen babalar intihar etmiyordu. Bizim belediyelerimizde insanlarımız mutlu, huzurlu, kendilerine günün sonunda sahip çıkacak bir kurumun olduğunu hep beraber görüyorlardı, biliyorlardı. Şimdi Allah aşkına Akbil'i boş olan birisi otobüse binebiliyor mu? Doğalgazını ödeyemeyen, ödeyecek gücü olmayan birisine doğalgaz veriyorlar mı? Sütünü alamayan, çocuğunu okula gönderemeyen ailelerle gerçekten ciddi bir anlamda sosyal belediyecilik anlamında bir dayanışma var mı? Yok. Şimdi bizim karşımıza bir tane kent sabıkalısı çıkmış. Bak kent sabıkalısı diyorum. Nedir? Kentsel dönüşüm adı altında Türkiye'deki bütün rantsal dönüşümün altında imzası var. İliç'te madenci emekçi arkadaşların yaşamını yitirdiği o katliamın altında imzası var. Yine hep beraber izlediniz. İmar affı dediler. Deprem bölgelerini, kıyı kentlerini, su havzalarını tamamını imara açtılar. Ve bu üç tane insanın geleceğine direkt dokunan, kentin süliyetini bozan, kenti betonlaştıran, insanı düşünmeyen, deprem bölgesi bir kentte gerekli olan önlemleri alma yerine rantı hedefleyen bir rant sabıkalısı vatandaşı karşımıza çıkarmışlar. Ve bu kenti yönetecekmiş. Bu kadar sabıkası olan birisinin emin olun değerli halklarımız ne İstanbul'a ne kente ne geleceğimize ne rahat ve huzurlu nefes alabileceğimiz bir İstanbul yaratma iddiası kesinlikle boşunadır. Bir diğeri de 5 yıldır yönetiyor, belediye mi yönetiyor, siyaset mi yapıyor, parti genel başkanlığı mı yapıyor? İnanın ben de belediye başkanlığı yaptım, tam emin olamadım. Sizlere soruyorum. Türkiye'de belediye başkanı adayı olan adayların hiçbirisi yerel seçimlerle ilgili konuşmuyor. Genel başkanları da öyle.
İktidarda olan partinin genel başkanı ağzını açıyor, silah, tank, top, gemi. Dersin ki mübarek işte silah fuarının açılışını yapıyor. Onu dinleyenler gerçekten Türkiye'de yerel seçim olup olmayacağını anlamazlar. Bir diğeri de işte var yok DEM Parti falan yaptı, DEM Parti filan yaptı diye oturup duruyorlar. Mesele biz olunca, mesele bizim adaylar olunca, mesele bizim üçüncü büyük parti olduğumuz İstanbul'da aday çıkarmaya çalışınca iktidar da muhalefet de aynıdır, emin olabilirsiniz. Şimdi sizlere soruyorum. CHP'ye göre biz AKP ile pazarlık yapmışız. AKP'ye göre kirli bir ittifak yapmışız. Küçük ortağa göre başka bir şey yapmışız. Emin olun arkadaşlar, ne kimseyle gizli saklı bir pazarlığımız var, ne ittifakımız var. İşbirliği yaptığımız yerlerde kent uzlaşısını dikkate alarak o kentte yaşayan halkımız, halklarımız neye karar verirse onu yaptık. Onun dışında da her yerde kendi adaylarımızla giriyoruz. Ve emin olun çok önemli sonuçlar da alacağız. Bakın, Türkiye halkları hiçbir dönem olmadığı kadar ciddi bir yoksulluk yaşıyor. Kürtler hiçbir dönem olmadığı kadar reddediliyor, inkar ediliyor. Parlamentoda iki kelime Kürtçe konuşamıyoruz. Hemen sesimizi kısıyorlar. Ama AKP'nin Ahmet Büyükşehir Belediye Başkan adayı terörist dedikleri bir arkadaşımızın parçasını kendi aracında seçim müziği olarak kullanabiliyor. Yani biz Kürtçeyi kullanınca yasak, bilinmeyen dil. Ama üç tane oy uğruna kendileri istedikleri gibi kullanıyorlar, yasak değil. Bu ikiyüzlü politikayı artık bitirmek lazım. Onun için bu yerel seçimler bizim için çok kıymetlidir. Bak, İstanbul için daha değerlidir. Deprem bölgesi midir? Deprem bölgesi. 25 yılda deprem için herhangi bir önlem alındı mı sizlere soruyorum. Bu ransal dönüşüme imza atan bay vatandaşa da soruyorum. Gerçekten bir önlem alındı mı? Hayır. Her taraf imara açıldı, her taraf işte betonlaştırıldı. Şimdi deprem vergileri ne oldu diye soruyoruz. Deprem vergileri ortada yok. Peki böylesine depremin olduğu, depremin beklendiği bir kentte 25 yıl o, 5 yıl bu ciddi bir önlem alınmazken hangi yüzde İstanbul halklarının karşısına çıkıp o istiyorlar? Vallahi bunu anlamakta zorlanıyorum. Dolayısıyla bak, sizlere büyük görev ve sorumluluk düşüyor. Çok tehlikeli bir zemin üzerinde yaşıyorsunuz. Siz şeyi sorgulamalısınız. Deprem vergileri ne oldu? Niye ranta açıldı? Niye betonlaştı? Son 5 yılda deprem için ne yapıldı sorusunu halkımız sormadı müddetçe emin olun bunlar böyle yönetmeye devam edecekler. Şimdi değerli arkadaşlar, Meral Başkan söyledi, İstanbul en büyük Kürt kentidir. 4-5 milyon Kürt yaşıyor. En büyük emekçi kentidir. Milyonlarca emekçi yaşıyor. En büyük kadın kentidir. İşte nüfusun yarısı kadındır. Genç kentidir, gençtir. Şimdi emekçilerin, Kürtlerin, Alevilerin, gençlerin, kadınların eşit bir şekilde siyaset özgürce yapabildikleri tek parti var, DEM Parti'dir. Dolayısıyla İstanbul kitlesiyle bizim parti bir yerde birbiriyle çakışıyor. Bu seçimde de eminim ki siz değerli halklarımız bunlara gereken dersi vererek o DEM Parti şununla bununla anlaştı, şununla kapalı kapılar ardında pazarlık yaptı diyenlere büyük bir ders vermek durumundasınız. Vereceğinize de inanıyorum. Şimdi değerli arkadaşlarım, yine Cumhurbaşkanı son dönemde söyledim ya, silah, gemi, savaş falan bir şeyler bahsediyor. Teröristan diye bir şey tutturmuş bu aralar. Bu teröristan nedir, nerededir, öyle bir devlet var mı? Biz duymadık. Duyan var mı içinizde? Yani resmi olarak Birleşmiş Milletler'in tanıdığı devletler içerisinde öyle bir devlet yok. Yine ırkçılık, milliyetçilik, bu savaş ve milliyetçilik üzerinden bu yerel seçimi götürmeye çalışıyor. Onun teröristan dediği yer neredir biliyor musun? Burada 5 milyon yaşayan Kürt var ya, diğer 4 parçada yaşayan Kürtlerin yaşadığı her yere teröristan diyor. Ve utanmadan bizden oy istiyorlar değerli arkadaşlar. Bakın, 1000 yıllardır bu ülkede Kürtler yaşıyor. 1000 yıllardır Kürdistan denilen bir coğrafya var. 1000 yıl uzağa gitmeye gerek yok. Birinci meclisin açılışında bölgeden gelen milletvekillerine Kürdistan mebusu deniliyor diye 100 yıl önce. 100 yıl önce kendisinin başkanlık yaptığı mecliste
Kürdistan'da seçilip gelen milletvekillerine Kürdistan mebusu deniliyordu. Şimdi Kürdistan denilince teröristan diyen bir akılla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bize terör diyen, teröristan diyen, dilimizi yok sayan, 20 küsur yıldır iktidarda olup Kürtçenin mecliste konuşulmasına bilinmeyen dil diyen bir zihniyete bu seçimlerde kesinlikle dersini vermek durumundayız. Eğer biz bunların söylemiş olduğu bu sözler karşısında çok güçlü bir sonuç ortaya çıkaramazsak emin olun tek tek bütün Kürtleri işte terörist sayacak, tek tek tamamını suçlayacak, tek tek tamamı üzerinde bir zulüm ve baskı politikası başlatacak bir süreçle karşı karşıya kalabiliriz. Bizi tanımayan, kent sabıkası olan, rantçılık yapan, belediyeleri bir rant aracı olarak gören bu zihniyeti sandığa gömmenin tarihi 31 Mart'tır. 31 Mart'ta İstanbul'da yaşayan Kürtlerin, Arapların, Türklerin, Alevilerin, emekçilerin, yoksulların, gençlerin bir arada güçlü bir ittifakla, güçlü bir birliktelikte inanarak, başarabileceğimize inanarak yapacakları çalışmalarla biz 31 Mart'ta DEM Parti olarak bunlara gerekli olan cevabı vereceğimize eminim. Siz buna hazır mısınız? Vedat Türkali sen bize layıksın diyordu. Evet, gerçekten İstanbul bizim evimiz. Biz İstanbul'a layığız. Biz İstanbul'a en iyi hizmeti üretebilecek, yönetebilecek tek partiyiz. Emin olun bizim İstanbul arkadaşlarımızın yönetimindeki bir İstanbul'da dünyanın örnek model bir kentini ortaya çıkarırız. İstanbul tarihi bir kenttir. İstanbul bütün renklerin birlikte yaşadığı bir kenttir. Bütün inançların birlikte yaşadığı bir kenttir. Ötekleştirmeyen, yok saymayan tek parti varsa DEM Parti'dir. Dolayısıyla DEM Partisi çatısı altında siz bütün devrimcileri, demokratları, Kürtleri, emekçileri bu seçimde daha fazla çalışmaya, gecesini gündüzüne katarak, iyi bir sonuç alarak, gerçekten umudu, geleceği, gözü, kalbi, duygusu bizde olan binlerce yoldaşımıza, dostumuza bir müjde vermek zorunda olduğumuzu söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlar, yine biliyorsunuz geçen 15 gündür bölgede çalışma yürütüyoruz. Mecliste de dile getirdik ama kimse oralı olmadı. Herkes DEM sendromuna tutulmuş, DEM Parti'nin aday çıkardığı tartışması yürütülüyor. Bizim belediye alacağımız 32 yerde iktidar kaçak seçmen taşımış. Yani şu anda 32 tane belediyemizi almak için devlet olanakları, bütün kolluk kuvvetleri, bütün imkanlar, bütün olanaklar kullanılıyor. O yetmiyor. Siirt'e 8.000 kaçak seçmen taşıyor. Ağrı'ya 10.000 kaçak seçmen taşıyor. Uludere'ye en az seçmeni kadar seçmen, kaçak seçmen taşıyor. 32 yerleşim yeri. Bakın bu kaçak seçmenlerin hiçbirisi o kentlerin yerini bile bilmiyor ha. Şimdi o Uludere'ye, Şemdinli'ye, Beytüşşebap'a, Katu Dağı'nın hemen eteğinde olan Beytüşşebap'a taşıdıkları kaçak seçmenlere sorsanız, haritayı önüne koysanız 3 saatte yerini düzeltemezler. Dolayısıyla her yerde söylüyorum. Başı seccadede, eli semade ama kafası hilede haramda olan böylesine bir iktidar biz hayatımızda tanımadık, görmedik. Muhtemelen dünyada da bunun eşine benzerine rastlanan başka bir iktidar yoktur. Şimdi sizlere burada büyük bir görev ve sorumluluk düşüyor. Bakın ben Siirt milletvekiliyim. Meral Başkan da bir dönem önce oradaydı. Şimdi o belediye normalde biz alıyoruz. Şimdi oraya 8.000 seçmen kaydırmışlar. Ama bir önceki seçimde Siirt'te seçmen olup, bizim seçmenimiz olup, oy kullanmaya gelmeyen 16.000 insanımız var. 16.000. Şimdi bunların taşıdığı o haram seçmenlere karşı biz İstanbullular eğer seferber olabilirsek, eğer fabrikamızda, iş yerimizde, camide, cumada, sokakta karşılaştığımız, kuaförde karşılaştığımız arkadaşlara nerenin seçmenisin, gidecek misin, seni gönderelim diyebilirsek, bunu bir vazife, bir sorumluluk olarak üzerimize alabilirsek,
o haram seçmenler karşısında iki tane helal seçmeni sandığında oy kullanmaya gönderebilirsek, emin olun bunların bütün oyunlarını boşa çıkararak tekrar yeniden bütün Kürt coğrafyasındaki yerel yönetimleri el birliğiyle, güç birliğine alma şansımız çok yüksektir. Onun için sizlere çağrımdır. Lütfen buradaki arkadaşlar önce kendi apartmanlarında kapıyı çalsın. Kars'ta seçmen olanı Kars'a göndersin. Siirt'te, Batman'dakini Batman'a göndersin. Eğer ekonomik gücünüz yetmiyorsa bizim il ve ilçe örgütlerimizin olduğu ilçelere ve illere gönderin. Orada gitsinler, güzel bir demli çaylarını içsinler. Onlara helal olsun o demli çay. Sonra da İl örgütümüz ve ilçe örgütlerimiz onları kendi oy kullanacakları yere göndersin. Yani demokrasi madem hepimizin sorunuysa, değil mi? Hepimizi bu salona toplayan şey aynı acı, aynı duygularsa, aynı talep ve aynı beklentilerse, o zaman her birimize büyük sorumluluk düşüyor. Niye Siirt'teki kaçak 8000'e karşı biz İstanbul'da, İzmir'de, büyük metropollerde oturan ve oy kullanmaya gitmeyen 16 bin seçmenin 10 binini göndermiyoruz, değil mi? Şimdi söz veriyor musunuz? Herkes kendi iş yerinde, evinde, komşusunda, sokakta, otobüste, metroda birbirine bir zahmet sorsun. Zaten emekçi olduğumuz her halimizden belli, Kürt olduğumuz her halimizden belli, Alevi olduğumuz her halimizden belli, genç olduğumuz her halimizden belli. Çünkü onlar o sokaklarda değil, o otobüs kuyruklarında, metro kuyruklarında değil. Onlar daha lüks yerlerde yaşadıkları için emin olun. O sokakta gördüğünüz kalabalığın %70'i %80'i bizim gibi insanlardır. Lütfen sizden rica ediyorum. Bak, bu meseleyi asla ihmal etmeyelim. Bize seçimi kazandıracak olan o helal seçmenleri sandığına göndermektir. Bu konuda bugün burada dayanıştığınız gibi eminim ki seçimde de bu konuda bizimle, partinizle, hepimizin geleceğiyle paylaşacağınızı, dayanışacağınızı bekliyorum. Bu vesileyle çok uzatmadan emeğinize sağlık. Bize güvenin. Emin olun, bak biz ilk çıktığımız zaman kimse parlamentoya gideceğimizi beklemiyordu. Kimse 106 tane büyük belediye yöneteceğimizi beklemiyordu. Kimse böylesine önemli kilit noktaya geleceğimizi beklemiyordu. Sabah televizyonu aç, DEM Parti, akşam kapat, DEM Parti, 24 saat tartışılan, olumlu ya da olumsuz önemli değil. DEM Parti tartışılıyor, DEM Parti konuşuluyor, DEM Parti herkesin kabusu haline geldi. Bak, böylesine büyük bir merhale kat eden, büyük bir yol kat eden bir parti niye İstanbul'u yönetmesin? Elinizi vicdanınıza koyun. Meral Danış Beştaş, Murat Çetin mi yönetir yoksa diğer partilerin adayı mı yönetir deyin. Bizlere bu temelen sizlere de bunu soracaklar. Ya kazanma şansınız yok diyecekler. Bak, hiç bu soruya cevap vermeye gerek yok. Bu soruyu soranlara şunu söyleyin. Tamam, gelin bir noktada uzlaşalım. En iyi kimse, en dürüst kimse, en nitelikli kimse, en birikimli kimse oyumuzu ona verelim deyin, yeterlidir bu. En dürüst, en iyilerin, en niteliklerin, en birikimlerin bu halk için gözünü kırpmadan her riski, her sorumluluğu alacak adaylarımızı sahiplenmenizi istiyoruz. Şimdiden 31 Mart'ta alacağımız belediyeler, yerel yönetimler hepimize hayırlı olsun. Emin olun İstanbul'dasınız ama Siirt'teki, Erzurum ilçelerindeki, Kars'taki, Batman'daki belediyeleri de siz etkiliyorsunuz. Çünkü birçok arkadaşımız aynı zamanda Kürdistan'dan gelmiş, Kürt kentlerinden gelmiş. Lütfen telefonunuzu 24 saat çalıştırın. Mesajlarınızı atın. Seçmen olup gitmeyen arkadaşları ikna edin. İl ilçe örgütlerimize bildirin. Bizden olmayan aileleri ikna edin. Onların size sormuş olduğu sorular karşısında elinizi Kur'an'ın üzerine koydurun. En iyisi kimse, hadi ona verelim, vermeyen vicdansızdır sorusunu sorun. En iyilere oy verdirtelim. Bizimki iyi değilse bizimkilerine de vermeyin. Bizim arkadaşların kent sabıkası varsa, usulsüzlük varsa, yolsuzluk varsa lütfen bizimkilerine de vermeyin. Açık söylüyorum. Ama bu soruyu bir zahmet siz de, size kazanacak mısınız, niye oyları bölüyorsunuz diye soranlara bir zahmet biz bölmüyoruz, kazanmaya çalışıyoruz.
İyi olana oy veriyoruz, iyi yapacak olana oy veriyoruz sorusunu sorun. Biraz da siz onları ikna etmeye çalışın. Şimdi niye 2019'da biz oylarımızı verdik, bir partinin belediyeleri kazanmasını sağladık? Bir defa da onlar İstanbul'da bir hem kadın hem Kürt hem devrimci bir insana oy versinler. Bakalım İstanbul nasıl yönetiliyor? Evet, çok uzattım. Tekrar bu dayanışmanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Kadın arkadaşları bu sefer çok, bu salonda çok fazla gördüm. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bize güç veren, bugüne getiren en önemli bize en önemli gücü ve desteği veren onlardır. Bu seçimde de kendi adaylarını, kadın arkadaşımızı destekleyeceklerine eminim. Hepinize şimdiden serkeftin, serkeftin diyorum. İyi günler çok uzak değil. Yeter ki inanalım. Hepinizi bu duygularla, bu temennilerle tekrar selamlıyorum. Bugün burada bir arada olmaktan onur duyduk. Bizlere onur verdiniz, şeref verdiniz. Mehmet Yara, serkeftin, serkeftin, serkeftin.